Peygamberimizin hadislerine göre kıyamet alametleri ve Hazreti Mehdi'nin çıkış alametleri arka arkaya gerçekleşti. Şu anda Hazreti Mehdi aramızda ama fark edilmiyor. Belki de siz sokakta yürürken ya da alışveriş merkezinde gezerken yanınızdan geçiyor ama fark edemiyorsunuz. Peki ama tüm dünya insanlığını kurtaracak olan Hazreti Mehdi neden insanlar tarafından fark edilmiyor? Neden Allah tüm insanları hak din olan İslam'a döndürecek olan bu mübarek insanı insanların gözünden gizliyor? Tabii ki Hazreti Mehdi'nin insanların gözlerinden gizlenmesinin bir hikmeti ve özel bir nedeni var. Hazreti Mehdi, özel olarak rahat faaliyet yapabilmesi için şu an Allah tarafından gizleniyor. Hem Hazreti Mehdi kendisini perde ile örtmekte, hem de diğer alimler bilmeden Mehdi'yi perdelemektedirler. Yüce Allah, Hazreti Musa'yı nasıl Firavun'un kucağında büyüttüyse, Hazreti Mehdi'yi de zalimlerin tam karşısında yaşatıyor ama anlayamıyorlar. Mehdi, yüzyıllardır dillerde dolaşan, çoğu insanın kendini o zannettiği, milyarlarca insanın içinden, Yüce Allah'ın Mehdilik makamını verdiği kişi, çok değerli bir kişi olsa gerek. Ve herkes bilir, en değerli mücevherler, en gizli, en güvenli yerlerde saklanır. Bediüzzaman Said Nursi ve bütün İslam alimleri, Mehdi'nin Hicri 1400 başında geleceğini söylüyor. Sayın Erdem Şirvanoğlu'nun yaptığı araştırmalar sonucu bize aktardığı 1980'li yılların başında bu dünyaya geleceği yönünde. Yani 1980'li yılların başında doğacak. Diğer araştırmacıların dedikleri gibi 80'lerde göreve başlamayacaktır. Bizce 80'li yılların başında, göreve başlasa 30 ila 35 sene zarfında birçok yol kat etmesi lazım ki şu an dünyanın durumu ortada. Mehdi de herkes gibi çocukluk dönemi geçirecek. Gençliği olacak, zaten İslam'dan uzak bir kişilik gibi yaşayacak. 30'lu yaşlarının başına kadar. Daha sonra Yüce Allah onu gizli görevine hazırlamak için kendi yoluna çekecektir. Bu olay da bir günde gerçekleşecek bir şey değildir. Onun bir gecede ıslah olayı, yani ilk zuhurat, 2016 yılının başında gerçekleşti. Bu Mehdi'nin kötü bir hayattan Allah yoluna döndürülmesiydi. Döndükten sonra bir anda, İslam'la alakası olmayan bir kişi, yaşadığı bir geceden sonra tam tersi bir kişiliğe büründü. Yalnız bu ilk zuhurattan sonra da hemen gerekli donanımlara sahip olmadı. Çünkü Allah'a ulaştıran iki yol vardır. Bunlar vilayet yolu ve nübüvvet yoludur. Bu iki yoldan birisi kat edilmeden Allah'a ulaşamazsınız. Vilayet yolu, bir tarikatta şeyhin kontrolü altında, çok yoğun mücahide ve uğraşlar sonunda, yani yıllar süren uğraşlar sonunda nefsinden kurtularak ulaşabileceğin bir yoldur. Nübüvvet yolu ise kısadır. Birbirinin tam tersi. Öyle bir terslik ki, onun başı bunun sonu. Bunun sonu onun başıdır. Bunu yaşamayan anlayamaz. Mehdi de nübüvvet yolundan Allah'a ulaşacaktır. Yani demek istediğim, Mehdi'nin Allah yoluna bir gecede döndürüldükten sonra da bu yolu tamamlayıp Allah'a ulaşması lazımdır. Buradaki ulaşmaktan kasıt karşı karşıya gelmek değildir. Ulaşmak nefsinin bütün kötülüklerinden arınıp, Allah'ın sıfatlarıyla, O'nun karakteriyle yeniden dirilmektir. Yani ölmeden ölmektir. Bu kesinlikle Mehdi'de olacaktır. Bu yolu tamamlayacaktır. Peygamberimiz bile bu yoldan Allah'a vasıl olmuştur. Mehdi'de 2016 yılında ilk zuhurattan sonra bu yola alındı ve hem kendini nefsini tezkiye ediyor. Hem de Yüce Allah'tan huruç zamanını bekliyor. Yüce Allah en büyük adalet sahibidir. Bu Mehdi'de olsa Allah'tan uzak yaşadığı yıllarda işlediği günahların cezalarını bu dünyada ödüyor. Evet, ölmeden ölenler bütün günahlarının cezalarını bu dünyada öderler. Yani bu dünyada cehennem yaşarlar. Sonra yeni bir kimlikle dirilirler. En doğrusunu Allah bilir.
Bizim tahminimizce 2016'da ilk zuhurat 2019 Uruç'la tamamlanacaktır. Bütün alametler gerçekleşti, yaşıyor ve acı çekiyor. Kendinin de Mehdi olduğunu biliyor. Allah'tan emir bekliyor ve Allah en doğru zamanda. Zalimlerin ters köşe olduğu bir zamanda onu çıkartacak ve son olarak şunu söylemeliyim zalimlere. Başınız çok büyük belada. Karşınızda olacak kişi, Mehdi. Hiç de normal bir kişilik değil. Her delinin karşısında onu rezil edecek bir deli vardır. Baş edilemez bir insanla karşılaşmaya hazır olun.